Kürtlüden Tüylü'ye ve hatta Pullu'ya kadar egzotik yaratıklar tüm dünyadaki hayvanseverlerin kalbini ele geçirdi. Ne var ki bunları sıradan hayvanlar gibi beslemeye çalışmak size pahalıya patlayacaktır. İşte dünyanın en pahalı 10 hayvanı. Geyik böceği. Bir geyik için 90 bin dolar şaşırtıcı bir fiyat. Heybetli bir erkek geyik de değil. Geyik boynuzlarına benzeyen uzun ve özenle dallanmış mandibulalara sahip 4 santimetre uzunluğundaki küçük bir böcekten bahsediyoruz. Geyik böceği gerçekten dünyanın en pahalı böceği olmalı. Böceğin geyik ya da tek boynuzlu at boynuzuna benzeyen çenesinin olması bu fiyatı hak ettiği anlamına gelmez. 90 bin dolar evcil bir böcek için biraz fazla bir rakam. En azından benim düşünceme göre bu böcekler Japonya'da moda oldu ve yukarıda belirtilen 90 bini veren adam ünlü bir Japon iş adamı ve böcek koleksiyoncusuydu. Bahse girerim, tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da karışık tepkilere neden olan rekor bir fiyattı. Söz konusu geyik böceği Türkiye'nin batısında bulunan oldukça özgün ve çok nadir görülen bir geyik böceği türü tarafından kısa sürede gölgede bırakıldı. Yeni böceğin 150 bin doların üzerinde bir değere sahip olduğu söyleniyor. Lavender Albino Kraliyet Pitonu. Bu güzel ve son derece nadir bulunan albino piton, sahip olabileceğiniz en pahalı evcil yılandır. Bir zamanlar 40 bin dolara varan fiyatlardan satılan bir yılan. Şaşırtıcı bir şekilde bazı evcil hayvanseverler kafeslerinde bu muhteşem yılanın kaydığını görmek için ne kadar para istenirse vermeye hazırlar. Ne kadar eşsiz ve nadir bir hayvan olduğunu anlatınca bu evcil yılanın neden bu kadar pahalı olduğunu anlayacaksınız. Lavender Albino Piton'un en çarpıcı iki özelliği koyu kırmızı göz rengi ve lavanta arka planı bezeleyen muhteşem sarı desenli gövdesidir. Evet, normal albinolarda olduğu gibi beyaz bir gövde rengi yerine lavanta rengi olur. Bunun sebebi çekinik bir renk mutasyonudur. Tamam, biyolojiden herkesin anlamadığını biliyorum ama çekinikken güzel pastel pigmentasyonların yılan koleksiyoncuları tarafından çok beğenilmesini sağlıyor. Öyle ki bu durum onu dünyadaki en pahalı yılan türü yapıyor. Sümbül makav. Amerika papağanı diğer ismiyle makav dünyadaki en güzel papağan türü olabilir. Sümbül makav ise sadece makavların en büyüğü değil, genel olarak en büyük papağandır. Bu tür aynı zamanda papağan dünyasındaki en büyük ve en güçlü gagaya sahip olmasıyla da bilinir. Bu muhteşem kuşların siyah alt kısımları, gözler ve gaga etrafında sarı lekeleri ve ayırt edici bir sümbül mavisi gövdesi vardır. Artık bu kuşları vahşi doğada bile bulmak nadirdir. Sayıları azaldığı için nesli tükenmekte olan bir tür olarak ilan edildiler. Eğer bir tanesini ele geçirebilirseniz sümbül makava bakmanın ve yetiştirmenin hevesli bir kuş bakıcısı için bile zor bir proje olduğunu göreceksiniz. Bu muhteşem kuşun nadirliği az önce açıkladığımız zarif özelliklerle birleştiğinde 40 bin dolar değerinde olması şaşmamalı. Bu gerçekten pahalı bir kuş. Ayam Cemani Tavuğu. Bir tavuğun siyah tüyleri, siyah bacakları ve hatta siyah gagası olması da sıra dışıyken iç organlarının bile siyah olmasına ne diyeceksiniz? Mordor'dan gelen bir tavuk olmalı bu. İster inanın, ister inanmayın. Endonezya'nın Kava Adası'na özgü olan Ayam Cemani Tavuğu siyah kaslara, siyah bir dile ve hatta siyah kemiklere sahip. Bununla birlikte bu gizemli karanlık tarzlarını siyah bir yumurtaya borçlu değillerdir. Ayrıca kanları da siyah değildir. Bazen bu tavukların gerçekten karanlık doğaüstü güçlere sahip olduğundan şüpheleniyorum. Emin olduğumuz tek şey güzel siyah görünümleri nedeniyle prestijli tavuklar olmalarıdır. Dolayısıyla tavuk başına 5000 dolarlık bir fiyat biçiliyor. Büyüleyici karanlık görünümlerini nasıl elde ettiklerini merak ediyorsanız bu fibromelanoz veya dermal hiperpigmentasyon adı verilen bir durumun sonucudur. Bu tavukların soylarının yüzlerce ya da binlerce yıl önce doğmuş tek bir kara kuşa dayandığına inanılıyor. Double Diamond. Double Diamond adlı bir koyun, kısa bir süre önce İskoçya müzayedesinde çılgınca ilerleyen birkaç dakikalık bir açık artırma sırasında absürt bir miktara satıldı. Double Diamond bir teksel koyunudur. Bunlar olağanüstü hayvanlardır ve genellikle 5 haneli rakamlara satılırlar. Yani Diamond gibi kas yapısı, mükemmel başı ve yumuşak altı rengi ile iyi genlere sahip bir teksel koyunu bulduğunuzda elbette fiyat etiketini 6 haneli aralığına uçuracak bir teklif savaşı çıkaracaktır. Burada gördüğünüz koyuna dünyada bir koyun için ödenen en yüksek bedel, yani 490 bin dolar ödendi. Şöyle düşünün, teksel koyunları genetik yığının tepesindeyken Diamond sürünün geri kalanından sıyrılan elit bir hayvandı. Yine de yanlış anlamayın, yarım milyon dolar bir koyun için ödenecek bir para değil elbette. Alan kişi bu yatırımının karşılığını ne şekilde alacak dersiniz? Arap Atı.
Şu atın güzelliğine bakın. Bunlar dünyanın en güzel ırklarından biri olarak kabul edilen Arap atlarıdır. Belirgin baş hatları ve karakteristik yüksek kuyrukları dünyanın en iyi 10 at ırkından biri olarak sıralanmalarıyla birleştiğinde Arap atını oldukça değerli bir ırk yapar. Hem de çok pahalı bir ırk. İyi yetiştirilmiş bir Arap atı, güçlü bir vücut yapısına, eşsiz dayanıklılığa, olağanüstü zekaya ve farklı alanlarda çalışabilme yeteneğine sahip olacaktır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu zarif at ırkı dayanıklılık konusunda her daim birinci oldu ve diğer birçok alanda yarıştı. Bunlar şampiyon atlar. Kökenleri Arap Yarımadası'dır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Kıta Avrupası ve Güney Amerika'da, özellikle Brezilya'da da yetiştirilir. Bu soylu atların fiyatına gelince 90 bin dolardan milyonlarca dolara kadar çıkabileceğini söylesek yanlış olmaz. Beyaz Aslan. Aslanlar genellikle ela veya altın kahverengi bir cilde ve kürk rengine sahiptir. Bu nedenle beyaz ten rengine sahip bir aslan nadir görülen bir manzaradır. Görkemli aslanlarda nadir görülen beyaz renk mutasyonu sanılanın aksine bir albinizm vakası değildir. Aslanın derisinde ve kürkündeki pigmentasyonda bir azalmadan kaynaklanır. Bu da tamamen beyaz görünen bir cilt veya tipik ela kürkünün soluk bir versiyonuyla sonuçlanır. Ayrıca genellikle yeşil veya mavi gözleri vardır. Bu egzotik evcil hayvanlara sahip olan çılgın hayvan severler, bahçenizde aslan gibi agresif bir yırtıcı hayvanın yetiştirilmesinin maliyetli olduğunu size hiç tereddüt etmeden söyleyecektir. İlk satın alma fiyatından evcil hayvan sigortası miktarına kadar epey masraflılar. Örneğin tek bir beyaz aslan yavrusu fiyatının 140 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Tibet Mastifi. Tibet Mastifi sıradan bir köpek değildir. Mastif ailesine ait büyük bir Tibet köpek ırkıdır. Çift kürkü iklime bağlı olarak daha da uzayabilir. Siyah ten rengi ve genellikle kırmızının farklı tonları dahil olmak üzere çeşitli renklerde bulunur. Başlangıçta sürüleri kurtlardan korumak için yetiştirildiler. Bu ırk sadakatiyle tanınır ve uzun zamandır göçebe bir köpek olarak kullanılmıştır. Hem akıllı hem de çok inatçıdır. Amerika'daki en nadir köpek ırklarından biridir. Çin'de ise bol ve popülerdir. Bununla birlikte Çin'deki türlerin çoğu tamamen saf cins değildir. Tibet Mastifi pahalı bir ırktır. Bir statü sembolü olarak anılır ve Çin'de korkunç fiyatlara satılır. Çin'in önde gelen bir iş adamı, Zhejiang'taki bir üst düzey evcil hayvan fuarında bir Tibet Mastifi için 1.9 milyon dolar ödedi. Bu şimdiye kadar en pahalıya patlayan köpek sevgisi olmalı. Beyaz Timsah. Doğaüstü inanılmaz ve çoğu zaman güzel olarak anılırlar. Yarısı aydan beyaz bir cilde ve vücutlarının her yerindeki pigmentasyonun belirtisi olan delici safir gözlere sahiptirler. Beyaz timsahlar dünyadaki en nadir yaratıklardan biridir. Onları vahşi doğada bulamazsınız. Bu yüzden onlardan birine bir göz atmak isterseniz hayvanat bahçelerini, hayvan barınaklarını ve timsah çiftliklerini ziyaret etmeniz gerekecektir. Bu nadir ve egzotik hayvanlar durumları nedeniyle farklı alanlarda tutulacaktır. Pigmentasyon eksikliği sebebiyle uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalırlarsa çeşitli cilt problemleri yaşayabilirler. Albinolar da benzer bir kadere maruz kalsa da beyaz timsah bir albino değildir. Beyaz rengi düşük pigmentasyona neden olan ve çoğu zaman albinizm ile karıştırılan nadir bir durum olan lüsizmden kaynaklanır. Bu harika hayvanların değerinin ne olduğuna dair net bir gösterge yok. Ancak 500 bin ila 700 bin dolar veya daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Büyük Frederick. Büyük Frederick muhteşem görünüşü nedeniyle 2016'da interneti galyana getiren bir Frieston atıdır. Videoları ve fotoğrafları internette viral hale geldi ve tüm dünyada hayran kazandı. 4 metrelik fantastik yelesi ve kıvrımlı bir boynu olan kömür karası at şu anda dünyanın en yakışıklı atı unvanının gayri resmi sahibi. Stephen Colbert'in programına çıktı ve filmlerde oynaması için teklifler aldı. YouTube'daki videoları 25 milyon görüntüleme topladı ve kanalın kendisi 30 bin aboneye sahip. Yüksek fiyatı nedeniyle New York Times onu atların kardeş yanı olarak adlandırdı. Sahibi Büyük Federik'in bakımını tam zamanlı bir iş olarak üstlendi. At program program gezmekten, fotoğraf çekimlerinden ve sosyal medyadaki reklamlardan ortalama 20 bin dolar kazanıyordu. Büyük Federik'in çok değerli olabileceğini söylemem gerek. Muhtemelen paha biçilemez bile. Sonuna kadar izlediniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen simgesine tıklamayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımızda seveceğinizi düşündüğümüz birçok videomuz var. Şu anda ekranınızda çıkan videolardan birine tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşça kalın.